Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. PES 2019 mobilde bu bölümde arkadaşlar 3 tane gümüş top ile aynı gümüş top ile veya 3 tane altın top ile nasıl oyuncu alabiliriz? Siyah top alabiliyor muyuz? Bu konuya bir açıklık getirmek istiyorum bu bölümde. Çünkü sorular çok fazla geliyordu. 3 tane aynı gümüş top oyuncu var. Siyah top alabilir miyim veya işte 3 tane altın top var. Aynı şekilde alabilir miyim diye yorumlar geliyordu. En azından uygulamalı bir şekilde bu bölümde göstereceğim. Ama öncelikle şuna değineceğim arkadaşlar. İnternette şu anda YouTube'da özellikle çok fazla dolaşıyor. Eminim ki hepiniz de görmüşsünüzdür. İşte bazı oyuncuları işte yazılım oyunun yazılımını değiştirerekten misal diyelim elimizde 3 tane insigne var veya pardon 2 tane insigne var. Adam oyunun yazılımını değiştirip bazı hackler bilmem ne programlar kullanaraktan 2 tane insigne'nin yanına bir tane altın top insigne de getirip 3 tane yapıp herhangi bir tane oyuncuyu alıyor. Hatta efsane alan bile gördüm. Batistuta hal şu anda mobilde olmamasına rağmen bir yerde görmüştüm, yine önüme çıkmıştı. Adam normal 3 tane oyuncuyla, yani 3 tane normal standart oyuncuyla, efsane değil yani, Batistuta'yı alabiliyordu. Öncelikle arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kesinlikle bunlardan uzak durun. Bunları yapan kişiler genelde zaten fake hesaplarla yapıyor bunu. Yani gerçek böyle oynadıkları ana hesaplarla yapmıyor. Fake hesaplarla, yan hesaplarla yapılıyor. Bunu Konami fark ettiğinde oyunuz sınırsız bir şekilde açılmayacak üzere banlanır arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kesinlikle ve kesinlikle tavsiye etmiyorum. İşte fake hesaplar bilmem ne, onlarla yapalım mı derseniz ona ben karışmam. Sizin bileceğiniz iş. Ama kesinlikle onlardan uzak durun diyorum. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Şimdi elimde arkadaşlar gördüğünüz gibi 3 tane gümüş top, aynı gümüş top ve 3 tane de altın top var gördüğünüz üzere. Öncelikle gümüş toplarımızı yapacağız. Daha sonra altın toplarımızı yapacağız. Ama öncesinde şunu da hatırlatmak istiyorum. Bazı oyun ayarlarıyla alakalı çok fazla soru gelmişti. Bu oyuncuları aldıktan sonra videonun sonuna doğru da oyun ayarlarıyla alakalı çok kısa bir bilgilendirme yapacağım. Ya bunun için normalde farklı bir video, yani sadece ayarlarla alakalı bir video oluşturacağım ama burada da değinmek istiyorum. Dedikten sonra hemen takas konumuza geçelim arkadaşlar. Öncelikle 3 tane gümüş topumuz var gördüğünüz gibi, aynı oyuncu. Takas diyelim. Hemen tıklayalım 3 tane oyuncumuza. Devam et diyoruz. Ve karşımıza gümüş top alarak sadece bizde olmayan oyuncular çıkıyor arkadaşlar karşımıza. Hemen şöyle geriye geleyim tekrar. Öncelikle arkadaşlar bu takas... Mesela şurada benim şu an üstüne basılı tutuyorum şu an mesela. Bu takasın yazılı olması için elinizde 3 tane aynı oyuncu olması lazım. Eğer yoksa bu takas işareti yanmaz arkadaşlar. Sönük bir vaziyette, üstüne tıklayamayacak bir şekilde durur. Bilginiz olsun. Yani onun yanmama sebebi burada 3 tane aynı oyuncu elinizde olmama sebebidir. Hemen 3 tane gümüş topumuzu işaretledik. Devam et dedik. Ben arkadaşlar Türk oyuncu alacağım. Kalede Volkan Babacan var. Demirel'i almayacağım o yüzden. Hemen şöyle aşağıya doğru inelim. Forvetimde Enes var. O yüzden Burak'ı da almayacağım. Affedersiniz. Hemen aşağıya doğru indik. Bakalım. Daha fazla dedik. Çağlar vardı arkadaşlar. Çağlar Söyüncü. Onu alacağım. Bakalım nerede? Geçmedik değil mi? Heh, geçmedik. Tamam, burada. Bu Çağlar'ı alacağım arkadaşlar. Fena değil çünkü Türklerden oluşan bir kadro oluşturuyorum, biliyorsunuz bayağı bir oyuncu var. Stoperlerim eksikti. Anlaştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 3 tane oyuncuyu vereceğiz ve Çağlar Söyüncü'yü alacağız. Yani herhangi bir siyah top vesaire önümüze çıkmıyor. Tamamen gördüğünüz gibi hack yapmadan normal standart oyunun bize verdiği imkanlarla sadece hareket ediyoruz. Ve diğer hack de işte şuydu buydu. Kesinlikle tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Hemen Çağlar Söyüncü'yü alalım. Anlaş diyelim. Devam et diyelim. Tamam. Bir Çağlar Söyüncü için 3 tane Gabbiadini verdik.
oyuncu takas edildi. Gördüğünüz gibi Çağlar Söyüncü'yü kadromuza katmış olduk. İlk oyuncumuzu hemen ileriye dedik. Şimdi Anderson Talisca var. 3 tane elimizde arkadaşlar. Bende 2 tane vardı. Bir tane de ihaleden takımını aldım. Onu da videoda oluşturmak için, sizlere göstermek için temin ettim. Müzayeden takip ederekten. 3 tane Talisca'yı seçtik arkadaşlar. Devam et dedik. Karşımıza gördüğünüz gibi sadece ve sadece altın toplar çıkıyor. Herhangi bir siyah top veya başka bir top çıkmıyor. Altında top çıkıyor mu acaba? Ya onu merak ettim. Mesela yani gümüş top veriyor mu acaba? Vermiyordur herhalde. Zannetmiyorum ya. Sadece altın top veriyordur herhalde. Aynen. Sadece altın top veriyor. Daha fazla gitmiyor zaten gördüğünüz gibi. Altın top arkadaşlar. Normalde Hakan'ı alacaktım ben. Hakan Çalhanoğlu'nu. Nerede Hakan Çalhanoğlu? Geçtik mi Hakan'ı ya? Yok, gözümüze çarpardı. Allah Allah, Hakan'ı geçtik galiba. Bakalım bakalım bakalım. Neredesin Hakan? Allah Allah, kör mü oldum ya? Göremiyorum Hakan Çalhanoğlu'nu şu anda. Bakıyoruz. Türk bayrağından da göremiyoruz ya. Aşağıya doğru indik. Ömer Toprak var burada. Hakan buradaymış. He. Hakan alacağım. Şu anda bende 4 yıldızlı Türkiye squad'ı var arkadaşlar. Sadece Milan'ı aldığımda Hakan Çalhanoğlu'nu alabiliyorum. Biraz önce bir takip ediyordum. 13 ben 10 bin lira bastım. Yani 10 bin GP bastım. Ama adam bir 13 bastı ve aldı, Milan'ı aldı. O yüzden Milan'ı takip edeceğim. Uygun yolu bulacağım. Ondan dolayı Ömer Toprak'ı alacağım arkadaşlar. Stoper olarak Çağlar'ın yanına. 2 tane defansı tamamlamış olacağız. Ömer Toprak'ın özellikleri fena değil. Gerçekten beğendim. Daha birinci seviyede savunma becerisi ve şeyi, top kazanması gayet iyi. 85'in 86'ya kadar ulaşacaktır. O yüzden Ömer Toprak'ı alacağım. Hakan'ı da sadece Milan squad'ını aldığım zaman, yani yetenek avcısını aldığım zaman şey yapmış olacağım. Hakan'ı da takıma katmış olacağız. Şimdi Ömer Toprak anlaş diyelim. 3 tane Talisca verip gördüğünüz gibi arkadaşlar sadece altın top çıkıyor karşımıza. Devam et dedik. Ömer Toprak hayırlı olsun diyoruz. Hemen ileriye dedik. Bağımsız oyuncu kadromuza katmış olduk. Bakın elimde 2 tane William var. 2 tane Mbappe var. Mbappe'yi vermem gerçi. 2 tane Dellali. Yani aynı olan oyuncuları buradan görebiliyoruz. Alves var 2 tane. Dani Alves. 2 tane Busquets var. Alexandro var 2 tane. 2 tane Hummels var. 2 tane Muslera var. Bayağı oyuncu var. Hemen arkadaşlar tamam, takas konumuzu hallettik. Çok kısa şuradan ayarlardan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar bazı arkadaşlarımız yorumlarda yazmıştı. Bu oyuncuların üstündeki enerji barları var. Bu ince çubuk var. Oyuncunun yorulduğunu, yorulmadığını gösteriyor. Onu nereden açacağımızı soran arkadaşlarımız vardı. Hemen şu ayarlar kısmına geliyoruz. Ekstras bölümündeyiz. Ayarlar kısmına geliyoruz. Oyun ayarları diyoruz. En alta indiğimizde arkadaşlar üst gösterge ayarları var en altta. İmleç türü oyuncunun adını gösteriyor. Radarı zaten biliyorsunuz. Dayanıklılık çubuğu da arkadaşlar bu oyuncunun yorulup yorulmadığını gösteren çubuktur. Bunu mesela buraya basaraktan mavi yaptığınızda aktif duruma getiriyorsunuz. Gri olduğunda göstermez. Buradan ayarını yapabilirsiniz. Bakayım burada başka söyleyebileceğim. Şu imleş değişikliği arkadaşlar, ben yardımlıyı kullanıyorum. Bu da nedir? Pas attığınızda, yani daha doğrusu örnek veriyorum. Rakip takım pas yaptığı zaman uzun mesafeli bir pas yaptığında, eğer siz, yani uzun mesafeli değil de yakın mesafeden bahsedeyim. Uzun mesafeli de yine yardımlı bir şekilde imleç yanıyor. Yani en yakındaki oyuncu, topu en yakındaki oyuncu yanıyor. Ama kısa pas yaptığında rakip bu yardımlıyı işaretlediğiniz zaman
hemen en yakınındaki oyuncuyu baskı yapmak için sana seçiyor oyun. Hemen yardımlı bir şekilde. Hemen oradan baskı yapabiliyorsun. Ama elle seçersen bunu arkadaşlar, elle seçerseniz yakın pas yaptığında en son pas yaptığı yerdeki adamı koşturmanız gerekiyor. Veya işte topun gittiği yerdeki adamı seçmeniz için kendiniz manuel bir şekilde seçmeniz gerekiyor. O yüzden buradan yardımlıyı ve elleyi seçebilirsiniz. Şeyi sormuşlardı, spiker nereden açılıyor diye. Yine ekstras bölümünde ayarlar kısmına geliyoruz. Şu anlatım var arkadaşlar. Buradan hangi dili şey yapmak istiyorsanız, seçmek istiyorsanız onu indirmeniz gerekiyor. Bir 300 MB mı 250 MB mi ne bir boyutu var. Bilginiz olsun. Onu indirdikten sonra da anlatım dilini buradan aktif ederekten kullanabiliyorsunuz. Dil ayarları da burada yine. Aynı şekilde Türkçeyi, oyunu Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz arkadaşlar. Ayarlarla ilgili ileride inşallah bakalım sadece ayarlara özel bir bölüm yapmayı düşünüyorum. Burada da çok kısa hemen çok fazla sorulmuştu diye bahsetmek istedim. Videomu da burada noktalandırıyorum arkadaşlar. Takipte kalın, mutlaka yeni bilgilendirme gelişmeler olduğu sürece kanalımda paylaşımlar yapmaya devam edeceğim. Kanalıma ücretsiz abone olup videoya like ataraktan destek olabilirsiniz. Bir sonraki PES 2019 mobil bölümüyle tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.